Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tığ işi çiçek yapımı, 3 boyutlu çiçek ya da gül de diyebilirsiniz. Yapımını göreceğiz. Daha sonra bununla ilgili de bu şekilde motif yapacağız. Ben battaniye yapmayı düşünüyorum. Bir de yastık da yapacağım inşallah takım olarak. Dilerseniz başlayalım. İpim genelde antibakteriyel, tüylenmeyen ip kullanmayı tercih ediyorum, bebek ipi. Hem yumuşak oluyor hem tüylenmiyor. Sonuçta o kadar emek veriyoruz. Daha sonrasında kullanım süresi de uzun olması benim için önemli. Şimdi bu modelimizde şu ortası, şurasını gördüğünüz gibi şey yapıyoruz. Sihirli halka. Sihirli halka ile başlayacağız. İlk olarak sihirli halkamızı yapalım. Parmağıma ipimi doladım. Bunu sihirli halkanın yapımı ile ilgili tek başına da bir videom var. İstiyorsanız oradan da tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi tekrar göstereyim ben size. Parmağıma ipi doladım. Orta parmağıma da böyle 2 kere ipimi tekrar doluyorum. Tığımı alttan geçiriyorum. Bu şekilde ilmek alıyorum. Ve tekrar bir zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir hal alıyor. Bunu da şöyle arkaya alıyorum, şu ipi. Hatta bir daha yapayım baştan, daha yavaş. 2 kere işaret parmağıma doladığım ipi orta parmağım 2 kere doluyorum. Daha sonra tığımı geçirip bu şekilde bir tane daha geçirdikten sonra aslında oluyor. Evet. Parmağımı çıkarıyorum. Tamam. Böyle gördüğünüz gibi. Bu şimdi sihirli halka olacak. İpi çektiğimizde ortası daralacak. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şu ipimi arkaya alıyorum. Artık onun üstüne yapmayacağım yani. 5 tane zincir çektikten sonra ipimi tığıma doladım. İkili trabzan yapacağım. 1, 2. Sonra tekrar 2 zincir çekeceğim. Tekrar bir ikili trabzan. İkili trabzanlar arasına 2 tane zincir yapacağız. 1, 2. Ve tekrar ikili trabzan. Görüyor muyuz? Şimdi tekrar 2 tane zincir. Tekrar ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Ve ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5. Toplam 8 tane olacak yuva. Yazayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karşı bir tane de 2 tane zincir çekiyorum. Karşıya battığım zaman o 8. olmuş olacak. Bakın ipi çektim. Pardon, kamera oynadı. İpi çektim. Şimdi şu diğer ipi de çekiyorum ve sıkıştırıyorum. 2 zincir çekmiştim. Onu da ilk başta çektiğimiz bu 5 zincire batıyorum. Tığımı bir türlü girdiremedim. Tamam. Evet. Şimdi bu her halkanın içine, şu gördüğünüz yuvarlakların içine şu ilk baştakini yapacağız, ilk katmanı.
4 tane ikili trabzan yapacağız. Bunun için önce bir tane, iki tane zincir çekiyorum. Bunu da bir trabzan sayılmış olacak. 1 2 3 4. Daha sonra 4 tane çektikten sonra hemen dibine aynı halkaya batıp bunu böyle bir yaprak haline getiriyoruz, yani küçültüyoruz. Sonra şu trabzanın yanındaki tekrar yuvaya batıp o tarafa geçirdim. Şimdi tekrar 2 tane zincir ördüm ve 3 tane trabzan yapacağım, ikili trabzan. Toplam 4 olmuş olacak ikili zincirle. 2 3 4. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar dibine hemen battım. Şöyle yanına tekrar batıyorum. Yandaki deliğe. Şimdi yine 2 zincir ve toplam 4 tane olacak. İkili trabzan 3 4. Söküldü. 4. Şimdi tekrar hemen dibine batıyoruz. Ne yapıyorduk? Yanına geçiyorum. Ve 2 tane zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 zincirle birlikte 4 tane. Oldu. Şimdi tekrar dibine batıyorum. İpime dolamadan. Yani bu yaprağı küçültüyorum. Ne yapıyoruz? Yan tarafa geçiyoruz. Yan tarafa böyle geçtikten sonra 2 zincir görüyoruz değil mi yakından? Ve 3 tane ikili trabzan, toplam 4 olmuş olacak. Bu şekilde. Şimdi tekrar dibine batıyorum. Yine yan tarafa geçiyorum. 2 tane zincir. 3 tane ikili trabzan yanına. Yani bütün bu boş halkalar bitene kadar toplam 8 tane olacak. Yaprak olacak arkadaşlar, bu şekilde. Başlangıç noktamıza kadar yapacağız aynı işlemi. 2 Dibine hemen battım. Yan tarafa geçiyorum. Şöyle sonuncuyu yapıyoruz. 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Evet, gördüğünüz gibi tekrar dibine batıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane yaprağımız oldu. Gördük. Şu çiçeğin orta kısmı. Şimdi bunu sıkıca sıktıktan sonra 1, 2 tane zincir çekip arkadaki şu direk var ya, yaptığımız o trabzanlar, oradan böyle sabitliyoruz. Tamam mı? 2 zincir çektiğim arkadaki trabzana bağladım arkadaşlar. Şimdi şu kısım ikinci katı yapacağız çiçeğimizin. İkinci katı yapmak için de tekrar buna bir böyle yuva oluşturmamız lazım.
O halkaları da yapmak için 4 tane zincir çekeceğiz. Direğe bağladım. 4 tane zincir çekiyorum. 3, 4. Sonra yanındaki hemen sırayla şu o trabzana direğe sabitliyorum. Bakın. Aynı işlemi toplam 8 kere yapacağız. 3, 4. 4 zincir çektim. Bakın. Bu sefer de yanındakini tığıma batırıyorum, içinden geçiriyorum. Evet. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4. Tığımı sokuyorum, içinden geçirip bağlıyorum. Tekrar 4 tane zincir. Şöyle içinden geçiriyorum. Yine 1, 2, 3, 4. Yanına tığım doladım. Tekrar geçirdim. 1, 2, 3, 4. 4 zincir arkadan içinden geçirdim. 1, 2, 3, 4 arkadan geçirdim. Son 1 tam takıldı bir dakika. 2, 3, 4 artık başlangıçla birleştireceğim. Şimdi böyle yaptım. Şöyle bir göstereyim size ne yaptığımızı. Şöyle. Şimdi bu zincirler var ya, 4 zincirlerin içini dolduracağız trabzanla. Tığımı, ipimi yana aktardım. Halkanın içine geçirdim. 2 tane zincir çektim. Bu 2 zincir haricinde 4 tane de trabzan yapacağım, dolduracağım. Yani toplam 5 tane. Bir önde 4 tane yapmıştık ya, bu 5'li. Yaptım ya. Ondan sonra tekrar aynı işlem, öndeki gibi oraya sabitledim, küçülttüm yaprağı. Şimdi hemen yanındaki halkaya ipimi aktardım, geçtim. 2 tane zincir çektim. Buraya da yine toplam 5 tane olmak kaydıyla ikili trabzan. Yani o başta çektiğimiz 2 zinciri sayarsak 4 tane. Onu da dahil edersek 5 olmuş olacak. Trabzan sayısı. Gördüğünüz gibi tekrar bu şekilde sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci sırada bitti. Ben tamamını doldurdum, şöyle göstereyim arkadan. Gördüğünüz gibi. Şimdi aynı bir öncekinde yaptığımız gibi 2 tane zincir çekiyorum. Arkadaki şu direklere yine batıp oraya bir sabitliyorum. Şimdi daha bir öncekinde 4 tane zincir çekmiştik ya. Bunda 5 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. 5 zincir çekeceğiz. Aynı işlemi devam edeceğiz. Yani bu direklerden geçireyim. Şöyle. Evet. Şu ucundan yapacağım. 5 tane zincir, 2, 3, 4, 5. Bakın şurada da bir püf noktası var. Size göstereyim. Şimdi şuradan değil, şu katman var ya, 2 tane yaprak arası, oraya geçirin.
Burada ve çünkü bakın tığ takılıyor, ayrı bir bölüm var. Hem kaymaz. Yani buraya yapmıyorum. Şu kısma yapıyorum. Tamam mı? Buraya sabitliyoruz. 5 tane zincir çekip 4, 5. O dediğim kısmı sokuyorum. Tamam ve sabitliyorum. Sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Devam edelim. Ben bitirdim. Beşer zincir çekip 8 tane yine halka oluşturdum. Şimdi bu 5 zincirin içine de 7 tane ikili trabzan yapacağız. Yine aynı sistem. İlk önce 2 tane zincir çekiyorum. Geriye 6 tane ikili trabzan alıyor. Toplam 7. İlkini yapalım birlikte, daha sonra devam edelim. 4, 5, 6, 7. 7 tane oldu. Burada sabitliyorum. Gördüğünüz gibi şöyle ve yan halkaya geçiyorum. Aynı şekilde 2 tane zincir, 6 tane ikili trabzan, toplam 7 tane. Altı, yedi. Sabitliyorum. Bu şekilde arkadaşlar bütün yaprakları toplam 8 tane. Siz de doldurun, ben de doldurayım. 8 halkanın gördüğünüz gibi içini 7'şer tane ikili trabzanla doldurdum arkadaşlar. Bitti. Ama şimdi bakın bu 3 katlı bir çiçek. İsterseniz hani daha yüksek ve daha büyük böyle kat kat olmasını isterseniz aynı sistemle yine böyle arkaya gelip 5 zincir değil de mesela bu sefer 6 zincir çekersiniz. 6 zincir çekip 8 tane halka oluşturup bunun içini de bu 7 tane diye 9 tane. 9 tane trabzan yaparsınız. Ondan sonra diyelim bir katman daha oluşturmak istediniz. Bu sefer de 7 zincir çekersiniz. İçine 11 tane trabzan doldurursunuz. Böyle kat kat güzel bir çiçek olur. Ama ben bu battaniye motifi için 3 katın yeterli olduğunu düşünüyorum. Diğer videomda da, bundan sonraki videomda da bu motifin yapılışını göstereceğim. Hepinize kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dilerseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar kanalıma. Yeni video ekledikçe de size bildiri gelir. Çok teşekkür ediyorum.